Önümüzdeki 1, 3 ve 5 yılı şekillendirelim istiyoruz. Biz bu gelecekle ilgili olarak programı yaparken herkesin fikrine ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Yönetim kurulu olarak biz toplantılarda bazı şeylerle ilgili kararlar alıyoruz. Ama asıl yapmak istediğimiz hepimizin ortaklaşa alabildiği kararlar. Çünkü bazen de yönetim kurulunda çok kapalı olduğumuz zaman çok odaklanmış oluyoruz ve dışarıdan geneli göremiyoruz. Hem bu gelecekte bizim yapacağımız, alacağımız kararları şekillendirmek için hem de aynı zamanda göremediğimiz şeyleri sadece yönetim kurulundaki arkadaşlar değil, dışarıdaki arkadaşların da görmesini istiyoruz. Bir diğer konu da yönetim kurulunda biz nasıl çalışıyoruz, neler yapıyoruz, aldığımız kararlar neye göre gidiyor, onunla ilgili de en azından burada bu çalıştay devam ederken onu da bir arada böyle bir bahsedeceğiz. İkinci burada olmamızın sebebi de kaynaşma. İzmir'de böyle bir yönetim toplantısında otururken, yemek yerken üzerinden dedi ki rahmetli, ellerinizi davaya kaldırın, tam yemek yiyoruz. Bu hareketi yaptı bize. Sonra da şunu söyledi. Dedi ki, insanlar söylenenden çok yapılana bakarlar. OMC Türkiye danışmanlık firması olarak yönetim danışmanlığı gerçekleştiriyoruz. İsmim Reşat Güney. Yaklaşık olarak 8 senedir bu sektörde faaliyet gösteriyoruz. Aynı zamanda Yörşiat Derneği'nin de üyesi olarak katılımlarda bulunuyoruz, çalışmalarda bulunuyoruz. Bugünkü yapmış olduğumuz, bu otelde yapmış olduğumuz çalışmanın ana amacı yaklaşık olarak önümüzdeki 3 yıl sürecinde yapılacak olan çalışmaların amaçların belirlenmesi, amaçlara uygun hedeflerin belirlenmesi, hedeflere uygun faaliyetlerin yönetim kurulu ve üyelerle beraber, hep beraber alınacak kararlarla yola çıkılması için bir araya geldik. Çok önemli ve enerjinin yoğunlaştığı bir gün ve hafta sonu yaşıyoruz. Çok değerli fikirlere ulaşıyoruz. Çok değerli düşünceler elde ediyoruz. Bu tabii bence bu Antalya'da ve bölgesel olarak da bir ilk gerçekleştiğini düşünüyoruz. Çünkü genelde baktığımızda planlama alışkanlığının ülkemizde çok fazla olmadığını görüyoruz. Bir sivil toplum kuruluşu olarak bir iş adamları derneğinin önümüzdeki 3 yılı planlamaya çalışması, bu fikirleri üyelerinden elde etmeye çalışması yönetim kurulu olarak son derece değerli bir çalışma bu sebebiyle. Tabii ortaya çıkan enerjini doğru kullanmasını da ortaya koymuş olacak. Kaynaklarını da doğru şekilde yürütmesine sebebiyet verecek bu çalışma. Hem bölgeye hem ulusal olma amacıyla hareket eden hem ulusal uluslararası olma amacıyla hareket eden Yörşiat için son derece başarılı, değerli bir çalışma hep beraber gerçekleştiriyoruz. Böyle güzel, unutamadığımız nostaljik şarkılarımızı sizlerle beraber paylaşacağız. O zaman bir sevgiye yankı diyelim. Lavender olayım o zaman ben. Dans etmek isteyen arkadaşlarımız, misafirlerimiz olursa beraber de söylediğiniz gibi. Korucuğum değil mi? Olabilir aslında. Bir dans falan şöyle. Dans mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Senin bu davul sesin, bu karizmatik sesine yakışır yani bence bu. Değil mi? Şimdi, hepimizin hafızalarında çok önemli bir yer var bu şarkı. Seninle bir vakit olsa olur. Bir dakika seni harcadım yılların başını. Seninle bir dakika olsa. Hasret kendisini kavuşsa bir dakika.
Şubat ayı içerisinde 2015 yılında bugün burada vizyon toplantımızı yaptık. Vizyonumuzu belirlerken bütün üyelerimizle birlikte amaçlarımız nelerdir? Onları da vizyonun altında maddeler olarak çıkartıyoruz. Bu amaçlara göre de faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Biz hep şunu diyoruz. Biz derneğimizin üyelerinden gücümüz alan bir derneğiz. Derneğimizin üyeleriyle ruhlu bir derneğiz. Bundan dolayı da derneğimizin vizyonunu da üyelerimizle hep beraber belirliyoruz. Yönetim kurulu olarak biz sadece bunları aksiyona geçirmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Bu oluşumda ve bu vizyon ve strateji toplantısında önümüzdeki 1 yılı, 3 yılı ve 5 yılı planlıyoruz. Daha planlı bir şekilde, daha çok yapmak istediğimiz hedefleri ön plana çıkartarak farklı projelerle öncelikle bölgemize, daha sonra ülkemize değer katacak birçok projeleri Görsiyat olarak beraber çıkartacağız. Yönetim olarak da bunları uygulamak için elimizden geleni yapacağız. Bugün bu toplantı çok güzel şekilde devam ediyor. Aynı zamanda toplantı sonrasında da keyifli ve güzel bir galayı düzenledik. Burada da kaynaşmayı birazcık daha arttırdık. Ben inanıyorum ki ülkemizin geleceğinde Görsiyat çok önemli bir rol oynayacak. Bölgeden başlayan, Antalya bölgesinden, Akdeniz bölgesinden başlayan bu oluşum ilerleyen zamanda tüm Türkiye'ye yayılacak ve etkisini göstermeye başlayacak. Bizim gibi gelecek jenerasyonlar ülkesine katkı koymak için, Görsiyat üyeleri ülkemizin gelişmesi için hem sosyal anlamda hem de iş dünyası olarak elini taşının altına koymaya her zaman hazır. Bunu burada belirledik ve hedeflerimizi ortaya koyduk. Onun için bugün burada toplandık. Ben inanıyorum ki bu toplantıdan çok değerli fikirler çıktı. Bunları da uygulayınca gerçekten çok başarılı, ülkemize katkı sağlayacak projeler ortaya çıkacak. Teşekkür ederim.